Hastaneye gider gitmez haber ver bana, tamam mı? Bugün mü uyandıracaklar? Deneyecekler. Bana bak, usludur, olur mu? Tamam. Albayım. Vay. Oo, albayım. Hayırdır? Hayırdır Poyraz Bey evladım. Bir hanımefendiyle buluşacağız bugün de. Hayrola? Muhallebicide falan mı buluşacaksınız? Çapkınlık ha? Yalnızlık zor be Poyraz Bey evladım. Nasıl tanıştınız? İnternetten. İnternetten tanıştılar. Ben ayarladım Poyraz abi. İsmi Melahat kendisini. Çok onun bir teyzeye benziyor. Maşallah, maşallah. Hadi albayım. Rastgele o zaman. Allah Allah, rastgeleymiş. Balığa mı gidiyoruz be evladım? Ya sana da ne desek yaranamıyoruz be albayım. Hadi, 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 hadi. Hadi git, git, hadi. Baba daha hızlı salla, hadi. Oğlum daha hızlı olmaz, yeter bu kadarız. Hadi be baba. Bak, ayaklarını öne giderken öne uzat. Hah, geri gelirken geri çek. Tamam. Ya ama bu haksızlık. Siz iki kişisiniz, ben tekim. Ne haksızlığı ya Ayşegül? Yuh ya, maç mı yapıyoruz burada canım? Hem Ayşegül abla, sen benden ağırsın, ne yapalım? Yani kesinlikle bir kilo iması değil de Ayşegül ablası. Değil mi? Hı hı. Oğlum sen deli misin? Sen kafayı mı yedin? Ece elini mi susadın oğlum sen? Kadınlarla böyle konuşulmaz. Dünyadaki bütün kadınlar acayip zayıftır. Taş çatlasın 45 kilodur. Sakın unutma. Tamam baba, bunu öğrendiğim iyi olur. Hadi bakalım. Artık yavaştan. Seni yeniden gülerken görmek çok güzel. Kıymetini bil. Genelde çok uzun sürmüyor. Genelde benim sayemde oluyor. Ya sen mesleği de bıraktın, ne yapacaksın? Bilmem. Kendimi sana adamayı düşünüyorum Ayşegül. Ya bir şey soracağım. Sen düne kadar öfkenden duvarları yumruklamıyor muydun? Silahlarla ev basmıyor muydun? Ne oldu böyle birdenbire? Kıymetini anladım Ayşegül. Senin her şeyden, her duygudan daha kıymetli olduğunu anladım. Böyle zamanlarda sana inanmakta bir zorlanıyorum ben. Sanki böyle başkasını oynuyormuşsun gibi. Ben. Sanki beni oyalıyormuşsun gibi. Ben. Sanki bir şey yapmışsın da benim anlamamı istemiyormuşsun gibi. Ben. Pes vallahi, şurada var ya, röntgenimizi çektin ha, bu kadar olur ya. Ya bırak, ben senin ciğerini biliyorum. Bana bak bana. Beni üzme. Kanser olurum. Başıma ağrılar girer, yüzümü sivilceler basar. Beni üzme. Tamam Ayşegül, tamam. Üzmeyiz seni, tamam. Sakin. Albay amcanın yanındaki teyze kim? Merhaba Poyraz Bey evladım. Sizi Melahat hanımefendi ile tanıştırayım. Merhaba, memnun olduk. Ben de. işte bizim fakirhane de burası efendim. Ay siz burada mı yaşıyorsunuz Cevher Bey? Evet efendim. Poyraz Bey evladım da bir üst katta oturmakta. Bir üst, bir üst. Kendi eviniz mi, kira mı? Kendi evim efendim.
Doğal gazı var mı buranın? Yok efendim. Tezek yakıyoruz biz. Var efendim, var. Hanımefendi emlakçı galiba. Ha, yok efendim, ev hanımı. hadi içeri geçelim de size birer kahve yapayım ha? Hadi. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Albay amcanın yanında da bir melat. Bat Sinan bat. Oğlum sen de iyice şiire vurdun maşallah. Hadi yürü bakalım. Kahvelerimiz geldi efendim. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. Buyurunuz, buyurunuz evladım. Sağ olun efendim, sağ olun. Poyraz abi, çok bir ödevim geldi. Ha, bu da İsa evladımız. En üst katta oturur. Parkeler de pek eskimiş Cevher Bey. Senin ne ödevin vardı peki? Ülkemizin geri kalma sebepleri. O ne biçim laf öyle be İsa'cığım? Ülkemiz neden geri kalsın ki? Ülkemiz geri kalmadı İsa'cığım. Ülkemiz ileride. Biz halkımız olarak ülkemizden gerideyiz. O nasıl ya? O nasıl ya mı? Şöyle. Ülkemiz sürekli kalkınıp ileri gidip gelişirken biz halkımız olarak A vitamini eksikliğinden dolayı o kadar gelişemiyoruz. Niye? Çünkü okumuyoruz İsa, okumuyoruz. Bir insan için en güzel vitamin kitaplardır. Onun böyle yapraklarını çevireceksin, bir koklayacaksın. O vitamini ciğerlerine çekersin. Oh. Ama biz ne yapıyoruz? Yapmıyoruz İsa, yapmıyoruz. Ülkemiz bizim için kitaplar, gazeteler basıyor. Biz o gazetelerle ne yapıyoruz? O gazetelerle sabahları kahvaltı sofralarında üzerlerinde domates ve beyaz peynir yeme suretiyle heba ediyoruz. Ülkemiz dergiler basıyor bizim için. Biz o dergilerle ne yapıyoruz? Leblebi külahı yapıyoruz. Çocuk kesin kaldı. Ya ben hiçbir şey anlayamadım. Ne diyor bu beyefendi? Ödev yapıyorlar. Bir Poyraz Karayel klasiği. Ekonomimiz gelişiyor. İhracat gelişiyor. İnşaat sektörü gelişiyor. Biz gelişmiyoruz. Biz geride kalıyoruz. Niye? Çünkü bir türlü kendimiz olamıyoruz İsa. Kendimiz olsak bunların hepsi bitecek, gidecek. Ben buradan Necip Türk halkına sesleniyorum. Ya siz bunları bırakın ya. İleri gidince ne olacak? Hiçbir şey olacağı yok. Yapacağınız en fazla bir hidrojen bombası, onu da yapmayın be. Gitmeyin ileri be. Oturun oturduğunuz yerde. Ay, ben kalkayım artık Cevher Bey. Yok yok, siz oturun, biz kalkıyoruz zaten. Hadi Sinancığım, bitir şunu. Hadi canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.